Tony Stark'ın teknolojisi gerçek oldu. Bir zamanlar yalnızca beyaz perdede tanık olduğumuz teknolojiler artık gündelik yaşantımıza girmeye başladı. Tony Stark'ın zırhındaki dijital sistemler sinema kurgularından çıkıp gerçek dünyanın işleyişine entegre oluyor. İlk olarak askeriye için geliştirilen donanımlar bugün geniş kitlelerin erişebileceği şekilde günlük teknolojilere entegre edilmeye başladı. XR sistemleri fiziksel dünya ile dijital katmanları birleştirerek etkileşim biçimimizi kökten değiştiriyor. Teknoloji dünyasının dev isimleri bu dönüşümde rol kapma yarışında. Meta sınırları zorluyor. Google sahaya güçlü bir geri dönüşle çıkıyor. Apple ise kendi kurallarını yazan bir evren kuruyor. Teknolojinin yeni imparatorluğu kuruluyor. Ama o tahtın gerçek sahibi henüz belli değil. Mobil çağ yerini yeni bir döneme bırakıyor. Teknoloji artık sadece cebimizde değil, doğrudan bedenimizle entegre oluyor. Kullandığımız cihazlar sadece emir beklemiyor. Bizi izliyor, anlamaya çalışıyor ve bize uyum sağlıyor. Bu dönüşümün adı, giyilebilir teknoloji. Ve bu yeni teknoloji, sadece alışkanlıklarımızı değil, algımızı, ilişkilerimizi ve çevremizi de dönüştürüyor. Hayal edin, gözlüğünüz gördüklerinizi tanıyacak, analiz edecek ve o an neye ihtiyacınız varsa önünüze getirecek. Sinematik görselliğin zirvesi sayılan Tony Stark'ın baş hizasındaki ekranını hatırlıyor musunuz? Jarvis, you there? At your service. Hedef takibi, sistem uyarıları, dijital analizler, tüm bilgiler adeta zihnin bir uzantısı gibiydi. Bu sahneler yalnızca efekt değildi. Sezgisel, bağlama duyarlı ve kullanıcısını anlayan bir teknolojinin hayalini kurmamıza neden oldu. Bugün gerçek dünya bu vizyonun peşinde. Akıllı gözlükler artık sadece göstermiyor, öğreniyor, yorumluyor, tepki veriyor. Ve böylece yalnızca çevremizi değil, o çevreyle olan ilişkimizi de yeniden tasarlıyor. Tarih boyunca teknolojik sıçramaların çoğu savaşın gölgesinde doğdu. Çünkü öncelik hayatta kalmaktı. Bugün günlük yaşamda kullandığımız pek çok sistemin arkasında, bir zamanlar cephede, test edilen fikirler de yatıyor. Bu teknoloji ilk kez 20. yüzyılın ikinci yarısında savaş pilotlarının kokpitinde ortaya çıktı. Saniyeler içinde karar vermeleri gerekiyordu. Ancak veriler kokpitin görüş açıları dışında kalıyordu. Baş hareketi zaman kaybıydı. Gecikme, hayati riskti. Çözüm, bilgiyi doğrudan pilotun görüş hattına taşımaktı. İrtifa, hız, hedef, hepsi aynı anda gözün önündeydi. Pilot artık hem çevreyi izliyor, hem de hayati verileri gözünü kaydırmadan takip edebiliyordu. İlk nesil sistemler, yalnızca sabit verileri pilotun görüş alanına yansıtan tek yönlü çözümlerdi. Bugün ise teknolojiler, çevreyi algılayan, kullanıcıyı analiz eden ve duruma göre kendi davranışlarını uyarlayan yapay zeka temelli yapılara evrildi. Teknoloji devleri, yıllardır tek bir sorunun peşindeydi. Bir gözlüğü, dijital bir arayüze nasıl dönüştürürüz? Bu yolculukta ilk dikkat çeken adım, 2013'te Google Glass ile atıldı. Göz hizasında beliren bildirimler, entegre kamera, herkesin dikkatini çekti. Ancak teknoloji o gün için hazır değildi. Teknik sınırlamalar, yüksek maliyet ve mahremiyet kaygıları bu cesur fikri gölgede bıraktı. 2025 yılında Google, bu vizyonu çok daha gelişmiş bir mimariyle ve büyük bir lansmanla yeniden sahaya taşıdı. Bu kez yalnızca donanımı değil, yapay zekayı, veri işleme gücünü ve kullanıcı deneyimini birlikte yeniden tasarladı. Android XR platformuyla geliştirilen yeni nesil gözlükler, Google'ın gemini motoru sayesinde çevrenizi algılıyor, verileri anlık analiz ediyor ve ihtiyacınız olan bilgiyi doğrudan görüş alanınıza yansıtıyor. Bir müzeyi keşfederken, gözlüğünüz sergilenen eserlere ait bilgileri anında gösteriyor. Yapım yılı, bulunduğu kazı alanı, ait olduğu medeniyet ve kullanım amacı, hepsi bir bakışta gözlüğünüze yansıyor. Bu, sizinle birlikte yaşayan bir teknoloji. Adımlarınızı izliyor, çevrenizi anlamlandırıyor
ve gördüğünüz her şeyi kişisel bir deneyime dönüştürüyor. Meta'nın Ray-Ban işbirliğiyle geliştirdiği akıllı gözlükler, giyilebilir teknolojilerin günlük yaşamla nasıl bütünleştiğini açıkça gösteriyor. Görünüşte sıradan bir güneş gözlüğü gibi duran bu cihaz, aslında çevresini algılayan, sesleri analiz eden ve nesneleri tanıyan bir yapay zeka sistemine sahip. Hey Meta komutuyla fotoğraf çekebiliyor. Hey Meta, play my gallery music. Konuşmaları yazıya dönüştürebiliyor. Hatta gözünüzün takıldığı bir objeyi tanımlayıp açıklayabiliyor. Örneğin bir sergide bir tabloya bakıyorsunuz. Gözlük, eserin adını, sanatçısını ve tarihini söylüyor. Apple, alışkanlıklarımızı değil, algımızı değiştirdi. Ve şimdi, bu dönüşümü uzamsal bilgisayarla hayata geçirerek, dijital-fiziksel birleşiminde bir kez daha öncülük ediyor. That Mac introduced us to personal computing and iPhone introduced us to mobile computing, Apple Vision Pro will introduce us to spatial computing. This marks the beginning of a journey that will bring a new dimension to powerful personal technology. Az önce duyduğunuz sözler bir cihazdan çok daha fazlasını anlatıyor. Bu, insan ile teknoloji arasındaki sınırları yeniden çizen bir çağın başlangıcı. Mac, bize kişisel bilişimin kapılarını açtı. iPhone, tüm dünyayı avucumuza sığdırdı. Şimdi Vision Pro, uzamsal bilişimi hayatımıza entegre ediyor. Fiziksel ve dijital gerçeklikleri tek bir çerçevede birleştirerek. Apple bu sistemi uzamsal bilgisayar olarak tanımlıyor. Yani ekranların sınırlarını kaldıran, bilgiyle mekanı birleştiren yepyeni bir mimari. Vision Pro, göz ve el hareketleriyle çalışan bir arayüz sunuyor. Ekranlar açılıyor. Odalar sinema salonuna dönüşüyor. İnsanlar üç boyutlu olarak beliriyor. Vision Pro ile artık teknoloji dünyamıza entegre olmuyor. Dünya, teknolojiyle yeniden şekilleniyor. Apple bir cihaz sunmuyor. Algımızı dönüştüren yeni bir gerçeklik sunuyor. Teknolojide kullanıcı olmanın ötesine geçiyoruz. Artık bu dijital evrenin aktif bir parçasıyız. Bu, yalnızca yeni bir cihaz devrimi değil, insan zihniyle teknoloji arasında kurulan bir bilinç köprüsü. Cihazlar bizi izliyor, öğreniyor ve hatta bizden önce düşünmeye başlıyor. Peki kararlarımız gerçekten bize mi ait? Zihnimize bu kadar yaklaşan sistemler karşısında, seçimlerimiz hala özgür mü? Heyecan mı veriyor? Yoksa derin bir kaygı mı? Artık dijitalle fizikselin ayrımı değil, harmonisi konuşulacak. Düşünceni yorumlarda paylaş. Bu geleceği birlikte keşfedelim. Gelecek bölümde XR teknolojisinin nasıl çalıştığını, yaşamımıza nasıl nüfuz edeceğini ve insan deneyiminin nasıl yeniden tanımlanacağını birlikte inceleyeceğiz. Takipte kal.